Merhaba arkadaşlar, videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda geri kalan bölümlerinin çözümünü yapmış olacağız. Açı konusunu bu videoyla genel değerlendirmelerini bitirmiş olacağız. Ve zaman kaybetmeden hemen sorumuzu çözelim. Burada ne vermiş arkadaşlar? İkizkenar üçgen. İkizkenar üçgen verdiyse burası A'dır. Biz buraya X diyelim. ABC üçgenine baktığımızda X var, 42 var, bir de 90 var. Bunun toplamı ne yapması lazım? 180. Burası ne yaptı? 132 karşıya attığımız zaman x'i 48 olarak bulmuş olduk. Şimdi buradaki küçük üçgene baktığımız zaman a 2a var. Artı 48 neye eşit olması lazım? 180'e. 2a eşittir ne yaptı? 132. Her tarafı 2'ye bölersek a'yı 66 olarak D seçeneği bulmuş oluruz. Geldik ikinci sorumuza. Burada ne yapabiliriz? İki tane iç açının toplamı dış açıyı verir. 44 ile 36'yı topladık. Burayı 80 olarak bulduk. Ne var burada? İkizkenar üçgen var. 80 ise burası 80. 80 ile 80'i topladık veya burada yazalım. 80 ile 80 ne yaptı? 160 neye eşit olur? 180'e. 160'ı karşıya attığımız zaman 180'den çıkartırsak x'imizi 20 ve B seçeneği olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. İlk olarak ne yapabiliriz burada? Z kuralı 55 ise, çünkü paralellik vermiş burada. 55 ise burası da nedir? 55. Burada ne var baktığımız zaman? İkizkenar üçgen var. İkizkenar üçgen bu kenarı gören 55 ise bu kenarı gören buradaki açı da 55'tir. 55 ile 55'i topladık, 110. Geriye kaç derece kalmıştır burası için? 70. Şimdi burada paralellik varsa ne kullanacağız? U kuralı 90'sa buranın tamamı 90. O zaman x ile 70'in toplamı 90 ise x'e ne kalır? Bu 70'i düzgün yazalım. X'e 20 kalır. Cevap D seçeneği olur diye söyleriz. Geldik bu testin son sorusuna. Baktık burada ikizkenarlık vermiş. Fakat ikizkenarlıktan farklı bir şeye daha geçiş yapacağız. 180'den 60'ı çıkartırsak ve 2'ye bölersek buradaki açıları buluruz. Bu açılar çünkü eşit olacak. 120 bölü 2'den ne yaptı? 60. 60, 60, 60 ne çıktı ortaya? İkiz eşkenar üçgen. Sonrasında bakarsak bize ne diyor? BAD açısını veriyor. BAD yani bu tepedeki açı. 60 ise yan tarafa ne kaldı? 50 kaldı. Bu üçgende bu açıyla bu açı birbirine eşit. 180'den 50'yi çıkartıp 2'ye bölersek noktalı açıları buluruz. Ne yapar? Bu da 65. Burası 65. Şimdi x 65 ve 60'ın toplamı. X artı 65 ve 60'ın toplamı ne var orada? Doğru açı 180'e eşit. X'imiz buradan 55 ve A seçeneği olarak bulunmuş olur. Ve geldik 22. sayfamıza. Baktığımız zaman burada ne vermiş? Eşitliklerimizi vermiş arkadaşlar. Ve bizden ne istiyor? X açısını istiyor. Burada iki kenardan başlayacak olursak x ise burası da nedir? X. Şimdi bu açıya bakalım arkadaşlar. Şimdi bu x nedir? Bu taradığım açıyla 21'in toplamı. O zaman x'ten 21 çıkartırsak burayı buluruz. Yani burası ne oldu? X eksi 21. Şimdi bu aç bununla burası eşitse AB'yi ne görüyor? X eksi 21. AC'yi de burada gören açıya x eksi 21 yazarız. Şimdi küçük üçgende ABD üçgeninde iç açılar toplamını yazalım bu üçgen için. X var. Artı bir tane daha x, bir de ne var? X eksi 21 var. Kaça eşit? 180'e. 21'i karşıya attığımız zaman 3x eşittir ne yapar? 201 yapar. Her tarafı da böldüğümüz zaman x'imiz buradan kaç gelmiş olur? Her tarafı 3'e böldük. 67 gelmiş olur. Cevap B seçeneğidir diye söyleriz. Geldik ikinci sorumuza. Burada da ikizkenarlıklar var ve BAC açısını 100 olarak vermiş. Yani tepedeki açı 100'müş. Ben buraya A desem, buraya da ne derim? A derim. Aynı şekilde buraya B desek, buraya da ne deriz? B deriz. Çünkü iç açılar toplamı olduğu için. Şimdi ABC üçgenin içinde ne var? 2A var, 2B var, bir de X var. Bunun toplamı neymiş? 180'miş. Bir de ne vermiş bize? Tepedeki açıyı, yani A artı B artı X'i de kaç olarak vermiş? 100 olarak vermiş. Ben bunları taraf tarafa çıkartsam. Çıkarttığım zaman X'ler ne yaptı? Gitti. 2A'dan A çıktı, A kaldı. 2B'den B çıktığı zaman B kaldı. Eşittir. 180'den de 100 çıkarsa ne kalır? 80. Bize tepedeki açıyı ne verdi? 100. Ne vardı dedik burada? A, B artı X var. Eşittir 100. AB yerine ben 80 yazarsam 80'i karşıya attığımda x ne gelir? 20 gelir.
Cevabımız A seçeneği olur. AEC'ye baktığımız zaman eşkenar üçgen diyor. Bunu gözden kaçırmamamız gerekir. Eşkenar üçgense bu kenarların hepsine eşitliklerimizi yazdık. Eşkenar üçgen neydi? 60 dereceydi arkadaşlar. 60'ları da yazalım. Sonrasında baktığımız zaman harflendirme yapalım. Ben bu açıya A desem, bu açıya A desem. İki tane iç açı ne verir? Bana dış açıyı verir. İkisini topladım. Burayı 2A buldum. Aynı şekilde burada da ikizkenarlık olduğu için burada 2A. Burada bu açıya bakacak olursak A 2A daha 3A. Bir de 60'ımız var. Neye eşit olur? Doğru açıya yani 180'e. 60'ı karşıya attığımızda 3A, 180'den 60 çıktı 120. Her tarafı 3'e bölersek A'yı 40 olarak bulduk. Şimdi iç açılar toplamına gelecek olursak kalem farklı bir kalemle yazalım. A'yı 40 bulduysak 2A ne yaptı? 80. Burada da 2A var 80. 80 ile 80'in topladık bu üçgen için bakıyoruz. 80, 80, 160. Bir de x'imiz var. 180 olması için x'in ne olması gerekir? 20 olması gerekir. Cevap Denizli'dir diye söyleriz arkadaşlar. Geldik bu sayfanın son sorusuna. Ne var burada? İkizkenar üçgen var. İki tane ikizkenar üçgen var. Burası 40. 180'den 40'ı çıkarıp 2'ye bölersek ne bulduk? 140 bölü 2'den 70. Bu açı 70'tir. Bu açımız da nedir? 70'tir. Şimdi bu açıda ne var? 70 artı x. Aynısı burada da olması gerekir. O zaman burada ne kalır? 40 varsa 30 artı x kalır. Sonrasında füze kuralımız vardı arkadaşlar. Şekli bu taradığım kısımda 30 artı x yazalım. Artı 30 artı bu taraftaki x'i topladığımız zaman nereyi verecek bize? 70'i. Buradan 2x, 30'da 30 topladık, 60 karşıya attığımız zaman 70'ten 60 çıkarsa ne kaldı? 10. Her tarafı 2'ye bölersek ne gelir? 5 gelir. Cevabımız E seçeneği olmuş olur. Ve geldik nereye? 23. sayfamız arkadaşlar. Burada açılarımızı vermiş. Burada kullanmamız gereken en pratik şey arkadaşlar, burası da 90 olacak. Burada ne var? Dörtgenimiz var. Dörtgenin iç açılar toplam 360. Hepsini toplarsak 90 ile 90'ı topladık. 180 artı 3x eksi 20 ile bunu toplarken 20'ler gider ne kaldı? 4x. Bu neye eşittir? 360'a. 180'i karşıya attık. 360'tan çıkarttığımız zaman 180 kaldı. Her tarafı 4'e bölersek x'imiz 45 ve B seçeneği olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Ve geldik ikinci sorumuza. Şimdi burada da aynı işlemleri yapacağız. Burası 90. İlk olarak burada M kuralımızı görmemiz lazım. Tarayalım ki daha net şekilde görmüş olalım arkadaşlar. Gözden kaçabilir bazen başlangıçlarda bu sorular. Şimdi ben buraya A dersem. A nedir? 55 ile 40'ın toplamı ne yaptı o zaman? 95. Yazdık 95'i. Burada ne dedik? Dörtgen var. İç açılarda ne var? 90. Artı bir tane daha 90. Bir 95'imiz var, bir de x'imiz var. Eşittir 360 olduğunu diğer soruda söylemiştik iç açılar toplamı. Burayı düzenlersek x'imiz 85 olarak D seçeneği bulunmuş olur. Geldik bir başka sorumuza. Burada arkadaşlar farklı çözüm yöntemleri tercih edilebilir. Ben burada bir paralel çizerek işlem yapmak istiyorum. Bir paralel çizdik. Paralel çizdiysek burası 50 ise yöndeş açıdan burası da taradığım noktada ne olmak durumunda? Burası da 50 olmak durumunda. İç açılara bakarsak 110 var, 50 var. 110 artı 50 ne yaptı? 160. 180'den 160'ı çıkartırsak ne bulduk? 20 olarak bulduk. Nereyi bulduk? Burayı. Şimdi ben bunu paralel olarak çektim arkadaşlar. Paralel olarak çektiysen burası 90'sa U kuralına göre burada ne olacak? 90 olacak. Çünkü tamamı 180'e tamamlar birbirine. 20 artı x eşittir 90'sa x'imiz buradan kaç gelmiş olur? 70 gelir. Cevap E seçeneğidir diye söylemiş oluruz arkadaşlar. Geldik bir başka sorumuza. Burada da ne yapmamız lazım? İlk olarak harflendirmeler yaparak sonuca ulaşabiliriz. Şimdi yapacak olursak ben bu açıya A desem, buraya da A desem. Ters açıdan burası da ne olmuş olacak? A. Burası nedir? Burada A'dır çünkü ikizkenar üçgen. Şimdi ben bu açıya başlangıçta B desem. Ben ne biliyorum? 2A ile B'nin toplamı iç açılar toplamına göre 180. B yerine o zaman ben 180 eksi 2A yazabilirim. Yazalım, ona göre işlemlerimizi devam ettirelim. Buraya ne yazdık? 180 eksi 2A.
Şimdi bu taradığım üçgene bakacak olursak 180 eksi 2a ile 60'ın toplamı bana a'yı verir. 2'yi hiçbir dışı verecekti. 180 eksi 2a artı 60 eşittir a. Burası ne yaptı? 240 eksi 2a'yı karşıya attığımda 3a yapar. Buraya dikkat edelim. A'yı ne bulduk? 80 bulduk. Şimdi a 80. Yanında ne var? X. Bunun dış açısı olduğuna göre 180'den x nedir o zaman? 180'den 80'in çıkarılmasıyla bulunur. 100'dür. Cevabımız da nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. Ve geldik bu videodaki son soru testimizde arkadaşlar. 4 sorumuz daha kaldı. Burası 52 ise buradaki açımız kaçtır? 180'den 52'yi çıkartarak buluruz. Kaç yapmış olur? 128 yapmış olur. İki tane açıortay kesişmiş. Bu 128'i biz nasıl buluruz? 128 eşittir 90 artı x bölü 2 ile. 90'ı karşıya attığımızda ne oldu? 38 oldu ve bu x bölü 2'ye eşit. 2'yi karşıya çarpı olarak atarsak x'imiz ne gelir? 76 ve C seçeneği olarak gelmiş olur arkadaşlar. Ve geldik ikinci sorumuza. Burada da birinci sorudaki kuralın aynısını kullanacağız. Burada 90 var. Burada ne var? X artı 90. Ne diyeceğiz? X artı 90 eşittir 90 artı tepedeki açının yani 90'ın yarısı. 90 bölü 2. Burada 90'lar gitti. Sadeleşmiş oldu. X ne eşit oldu direkt olarak arkadaşlar? 90'ın yarısı nedir? 45'tir. Cevap A seçeneğidir diye söyleriz. Ve geldik nereye? Üçüncü sorumuza. Şimdi burası 132 ise bunun iç açısına ne kalır? 48. İki tane dış açıortay çizilmiş ve burası birleştirilmiş. O zaman X neye eşitti? 90 eksi bu 48'in yarısı. 48 bölü 2. X ne oldu o zaman? 90 eksi 24 çıkarttığımız zaman da 66 olarak cevabımızı E seçeneği bulmuş oluruz. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. Şimdi burada başlangıçta ne var arkadaşlar baktığımız zaman? Bu üçgen ikizkenar üçgen. 180 X nedir ilk olarak? 180'den 50'yi çıkartırız 2'ye böleriz. Çünkü burada X'tir. Buraya da X yazalım. Bir önemi yok yazmamızın da ama yazmış olduk. Sonrasında ne diyeceğiz? X 180'den 50'yi çıkarttık. 130 2'ye böldük. 65. X'imizi bulduk. 65. Buraya da yazalım. 65 65. 65 ile 65'i topladık. 150. İç açıya ne kaldı? 50. 50 ile 50'yi topladık. Kaç yaptı? 100. Geriye ne kaldı? 80. Bu üçgende iç açılar toplamını yazarsak Y artı 80 artı 50 eşittir 180'e. Y buradan ne gelmiş olur? 50 gelmiş olur. Bizden ne istiyor? X ile Y'nin farkı yani 65 ile 50'nin farkı ne yapar? 15 yapar. Cevabımız da D seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Bu şekilde bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlere 4 sayfanın çözümünü yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da tarama testinin çözümlerini sizlere sunmuş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.